Merhaba arkadaşlar. Elimdeki notlarda ders 1, ders 2, ders 3 şeklinde geometri notları olduğunu söylemiştim. Şimdi biz birinci videoda ne yaptık? Noktayı tanımladık. Doğruyu tanımladık. Ondan sonra bir takım kavramlar vardı. Bunları tanımladık. Düzlemi tanımladık. Vektörü ışına benzetip tanımlamıştık. Vektör sınırlıydı, vektör sınırsızdı. Sonra parantezin olduğu ve olmadığı üçgen tipleri vardı. Yani içi dolu ve içi boş üçgenler dedik. Sonra ben böyle sayfayı kaydırınca paralellik sayfası açılmıştı. Videoyu kapattıktan sonra fark ettim ki hani eksik not var mı falan diye kurcaladım. Gerçekten sayfaların yerleri karışmış. Çekerken herhalde aceleye mi geldi ne? Bu videoyu ilk videonun yanına ilave edeceğim. Yani şu an ders bir notu devam ediyor. Kafanız orada karışmasın. Bu videonun yönergesi ya da sırası ile yüklediğim zaman oradan videoların karışmadığını anlamanız gerekiyor. Tabii bundan sonraki videoda paralelliğe geçmişim gibi görünecek ama Umarım bir kafa karışıklığı olmaz. Yani ilk sayfadan sonra ikinci sayfa bu olması gerekiyor. Peki bu sayfada ne? Ee, bu sayfada ne var? Bu sayfada dört tane durum var. Şimdi noktalar bir araya gelince ilk verilen kelime neyse sana verilen malzeme odur. Noktalar bir araya gelince doğru oluşabilir. Noktalar bir araya gelince düzlem oluşabilir. Doğru için iki tane nokta yeterli. Düzlem için kaç tane yeterli? Notun yukarısında yazıyor. Şöyle bir yukarı çıkalım. İki boyutludur. Üç tane yeterli. Bakın. Burada görünmüyor. Hemen yazalım. Hatta şu fazlalığı da biz silelim. Doğru için iki tane nokta yeterli. Atıfta bulunuyorum. Bana ilk verilen kelime. Düzlem için doğrusal olmayan üç nokta. Yeterli. Şimdi bu tarz sorular bir en az bir de en çok olmak üzere iki bölüme ayrılır. Noktalar bir araya gelince doğrusal da olabilir. Doğrusal olmayabilir. Eğer noktalar doğrusalsa bütün noktalar aynı doğru üzerinden olduğu için bir tane doğru oluşur. O zaman soru şöyle gelebilir. En tane nokta en az kaç doğru oluşturur derse cevabın bir olacak. En tane nokta en az kaç doğru oluşturur derse diyeceksin ki noktalar doğrusal da olabilir. O yüzden cevabım ne olacak? 1. Peki noktalar doğrusal değilse? Yani noktalar böyleyse. iki noktadan bir doğru, iki noktadan bir doğru ve yine öyle ve yine öyle. E ben bunları tek tek sayacak mıyım? Sıkıntı büyük. Burada da kombinasyon yapacağız. Peki niye kombinasyon yapıyoruz? Sebebini umarım videonun sonunda unutmazsam söylerim. Şimdi kombinasyon yaptığınızı düşünün ve videonun sonunda açıklamamı bekleyin. Bana verilen ne? En tane nokta. Ben ne oluşturmak istiyorum? Doğru. Doğru neyden oluşuyor? İki tane noktadan. Minimum. O zaman enin ikili kombinasyon. Enin ikili kombinasyonu şu şekilde çözülür. Yukarıdakini aynen yazıyoruz. Farkı aşağıya. Aşağıdakini bir daha yazıyoruz. Tekrarlayalım. Noktalar bir araya gelince doğru oluşturabilir. Eğri de oluşturabilir. Ama ben doğru oluşturma durumunu inceliyorum. Doğruyu en az da oluşturabilir. En çok da oluşturabilir. Eğer noktalar doğrusalsa bir tane doğru çıkar. Noktalar dağınıksa kaç tane doğru çıkacağını bulacağım. Bir tane doğru için iki tane nokta kullanıyorsam en tane nokta için en ikili seçimleri olmalı. Bir sınıfta müdür geliyor kapıyı çalıyor. İçeri giriyor diyor ki bana iki tane öğrenci gönderin. Hiçbir şart belirtmeksizin sınıftan iki öğrenci seçiyorsam seçim işlemini matematikte biz kombinasyon diyoruz. Bu yüzden kombinasyon yapıyoruz aslında. Geldim bir diğer duruma noktalardan düzlem de elde edebilirim. Noktalardan düzlem elde edebilmek için 3 tane nokta ihtiyacım var. Eğer en az sorusunu soruyorsa bütün noktalar aynı düzlemin içinde olabilir. Herkes aynı sınıftaysa sınıfsal, herkes aynı doğru üzerindeyse düzlem doğrusal, herkes aynı düzlemi içindeyse düzlemsel. Sonunda bir sınıfsal eki oluyor. Bütün noktalar aynı düzlemde ise kaç tane düzlem çıkar? Bir tane. En azın cevabı bir. En çok da bana en tane nokta veriyor. İlk verilen kelime neyse bilgiyodur. E, benden ne istiyor? Düzlem. Düzlem için kaç nokta ihtiyaç var? 3. Üç. En üçlü kombinasyon. Gelelim bir diğer duruma. Bana doğru da verebilir. Doğrulardan ne oluşabilir? Nokta. E, doğrular paralel de olabilir. Olmaya da bilir. Doğrular paralelse kesişmez. Kesişmezse hiç nokta oluşmaz. O yüzden en azın cevabı sıfır. Mesela tavanla taban hiç kesişmez. Dolayısıyla ortak bir nokta yok. Ama en çok dese doğrular kesişebilir. Kaç tane olduğunu tek tek sayacak mıyım böyle? Hayır saymamalıyım. Bir kere minimum iki tane doğru kesişince bir tane nokta çıkıyorsa iki doğru bir nokta oluşturuyorsa bana en tane doğru veriyorsa ikişerli seçmem gerekiyor. Enin ikili kombinasyon. Bölgeye ayırmaya kadar en çokların cevabında hep kombinasyon var. Bak, kombinasyon yukarı çık yine kombinasyon öbüründe yine kombinasyon. Peki neymiş bu bölgeye ayırma? Elinizde bir peynir olsun. İki kere kesersem üç parça iki kere kesersem dört parça çıkabilir. Demek ki doğrular düzlemi bölgeye ayırınca farklı durumlar varmış. Benim bu durumları incelemem lazım. Eğer doğrular paralel bir şekilde düzlemi kesiyorsa parça sayısı kesim işleminin bir fazlası kadardır. Gerçekten birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Bakın üç doğru var elimde. Üç doğru var elimde. Bir fazlası kadar bölge çıktı. Formülüm en artı bir. En tane doğru düzlemi kaç bölge ayırır derse formül en artı bir. Gelelim en çoğa. Toplam formülüne 1 ekle. Peki toplam formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2. Bu Gauss'un bulmuş olduğu yaklaşık 31 yıllık. Yani benim babamın çocukluğunda. Çok pardon. Yani benim babamın çocukluğunda. Babam bilyeler oynarken Gauss bu formülü bulmakla uğraşıyordu. Gauss'un bulmuş olduğu bu formülü 1 ekleyeceğiz. Peki Gauss nereden geliyor? Bunun ispatına girmek yerine ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Örnekle bunu izah etmek istiyorum. Bana ne versin? Bana 3 tane doğru versin. Ve desin ki düzlem düzlemi bölgelere ayırsın. Düzlemi bölgelere ayırsın. E şimdi yolum burada kaça ayrılıyor? 2'ye. Bir en az yolu, bir de en çok yolu. Tamam ben de ayırıyorum. En az en çok en azın formülü en artı 1 en çoğun formülü en çarpı en artı 1 bölü 2 artı 1 3 tane doğru veriyorsa 3 artı 1'den en azın cevabı ne çıkacak? 4 3 tane verirse 3 üç çarpı 3'ün bir fazlası 4. 3 kere 4 12. Yarısı 6. 1 ekleyince kaç çıkıyor? 7 Yani en çoğun cevabı 7. En azın cevabı neymiş? 4 Sol tarafta da uygulamalı yapalım. Bunun uygulaması. En az en çok. Eğer doğrular paralelse 1, 2, 3, 4 bölgeye ayırmaz mı? Bir peyniri 3 kere kesin. 3 dilim alırsınız. Kalanı da dolaba atarsınız. Ama toplamda elinizde 3 istediğiniz kalınlıkta biri de kalan parça kadar kalınlıkta dilimler oluşur. Burada en az da ne yaptım ben? Paralelliği gördüm. 3 tane doğru düzlemi 4 bölgeye ayırdı. Tutuyor mu? Evet tutuyor. En çoğa bakalım. 3 tane doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça ayırdı. Gerçekten de en çok kaç parça ayırıyormuş? 7 parça ayırıyormuş. Bunu da özel örnekle desteklemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.